Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de basın neyi merak ediyor? İnsanlar neyi merak ediyor? Türkiye'nin gerçek gündemi nedir? Bir siyasetçi olarak gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Dün gündem çok meşguldü. Bir kadının kılık kıyafetiyle ilgili bir konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal güvence altına alınmasıyla ilgili Sayın Genel Başkan'ın bir konuşması oldu. Ardından da bir kanun teklifi verildi. Başka, Katar'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir futbol turnuvasında kendi güvenliğini kendisi sağlayamadığı için oraya da bizim askerimizin ve polisimizin Katar'da güvenlik sağlaması için bir tezkere onandı. Anayasa Mahkemesi'nde hülle yoluyla gelen bir kişiyi ben burada açıklamıştım. Muharrem İnce, pardon Muhterem İnce, Muharrem İnce'de aklım. Evet evet, Muhterem İnce hülle yoluyla geldi. Anayasa Mahkemesi'nin içi boşaltılıp yandaş kişiler oraya taşınıyor. Ya kimseden bir çıt yok. Tek bir ses yok. Dün burada açıkladım. Yılbaşından beri 90 tane evladımızı, 90 evladımızı şehit verdik dedim. Hiç karşılığı yok. Hiç. Yandaş medya Engin Özkoç Recep Tayyip Erdoğan'a camdan çok hüzünlü baktı. Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri aşağılayan, kadınları aşağılayan, insanları aşağılayan, bir insana, haz etmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynen bu duygular içerisinde baktım. Yine kürsüye çıktı, yine küfür etti, yine hakaret etti, yine ayrıştırdı, yine bir konuyu temiz bir dille tartışma alanının dışına çıkarttı, yine sevgi dili kullanmadı, barış dili kullanmadı, öfke dili kullandı, hakaret dili kullandı, insanları aşağıladı. İşte böyle bir insana, haz etmediğim bir insana nasıl bakıyorsan öyle baktım. Çok mu önemli? Yani verdiğimiz şehitlerden daha mı önemli? Enflasyon altında yaşayan insanlarımızın çektiği çileden daha mı önemli? Şimdi bir dakika insanlarımıza sesleniyorum. Bir dakika gözlerinizi kapatın. Şöyle bakın. Katar'da bir Dünya Kupası var. Biz o Dünya Kupası'nda oynuyoruz mu? Yok. Onu konuşuyorlar mı? Yok. O Dünya Kupası'na katılamamışız. Ama tank palette satın almasını çok istediğimiz, teknolojik konusunda bizden üstün saydığımız, limanlarımızı peşkeş çektiğimiz, arazilerimizi peşkeş çektiğimiz Katar, kendi güvenliğini kendisi sağlayamıyor diye biz kendi evladımızı oraya göndereceğiz. Daha önceden olimpiyatlarda yaşanan terör olaylarını biliyorsunuz. İnsanların hayatlarını kaybettiğini de biliyorsunuz. Şimdi gözünüzü kapattınız. Evladınız oraya kendi canı pahasına gitmesi gerekir mi, gerekmez mi? Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda elini kaldıran milletvekilleri kendi evlatlarından bir tanesi oraya gidecek olsa aynı
vurdum duymazlıkla elini kaldırır mıydı? Arkadaşlar ya, Türkiye Cumhuriyeti bir dünya kupasına ev sahipliği yapacak olsa, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olsa, kendi güvenliğini sağlayamayan bir ülke olsa, diğer ülkeler ve federasyon buna izin verir mi? Vermez. Madem paran o kadar çok, gani gani, madem tank paleti alacak kadar gücün var, limanlarımızı alacak kadar gücün var, kendi güvenliğini kendi sağla kardeşim. Özel güvenlik tut. Benim evladımın Katar topraklarında canı pahasına, orada olmasına nasıl el kaldırırsınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Nasıl yaparsınız bunu? Türk askerinin, Türk polisinin canı bu kadar mı ucuz? Evlatlarımızın canı bu kadar mı ucuz? Yani bu haber konusu değil, öyle mi? Bu haber konusu değil ama Engin Özkoç camdan Tayyip Erdoğan'a nasıl baktı? Hiç haz etmediğim bir adama bakar gibi baktım. Küfürbaz bir adama bakar gibi baktım. Ayrımcı bir adama bakar gibi baktım. Kavgacı bir adama bakar gibi baktım. Bir cumhurbaşkanını değil, küfreden, ayrıştıran bir adama bakar gibi baktım. Yani niye bizim tartışma zeminimizi bu noktaya çekiyorsunuz da Türkiye'nin ve insanlarımızın gerçek meselelerini konuşur durumda değiliz? Mesela insanlarımız enflasyon altında o kadar eziliyor ki, geçen yılın enflasyon oranlarına göre bu yılki enflasyon oranları o kadar arttı ki yetmiyor gibi vergi dilimlerinde bir azalmayla karşı karşıyalar. İktidarın hemen tedbir alıp bu yangın içerisinde insanlarımızın elini Ocak ayına kadar da beklemeden rahatlatması gerekiyor. Ama bu olmaz. Polisler intihar ediyor Türkiye'de. Bu gündem değil. İnsanlar hastanelerde sıra beklerken ödüyor. Hiç önemli değil. Ya insanlar işsizlikten canına kıyıyor. Fark etmez. Bunları haber yapıyorlar mı? Hayır, bunları haber yapmıyorlar. Bir kere daha söylüyoruz değerli arkadaşlar. Herkese seslenerek söylüyoruz. Barış istiyoruz, barış. Kadınlarımız için barış istiyoruz. Onların kılık kıyafetine hiç kimse karışmasın istiyoruz. İnançlar için barış istiyoruz. Özgürlükler için barış istiyoruz. Öğrencilerimizin geleceğinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Paralı eğitimin son bulmasını istiyoruz. Çiftçimizin desteklenip bu bereketli topraklarda üretim yapmasını istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üreten sanayiciyi teşvik verip onları büyütmek istiyoruz. Katar'ı değil, başka ülkelerde toprak kiralayarak başka ülkeleri zenginleştirmeyi değil, kendi ülkemizin esnafını, işçisini ayağa kaldırmak istiyoruz. Barış istiyoruz, adalet istiyoruz. Çatışma istemiyoruz. Peki bunları yazmak, konuşmak, insanlarımıza bunları iletmek yerine çatışmayı körüklemek, düşmanlığı körüklemek, ayrıştırmak mı gerekiyor? Ya bir yasa çıkıyor arkadaşlar. Yasa gazeteciler için de çıkıyor. Dezenformasyon yasası. Bu ülkede dezenformasyonu gerçekleştiren iktidarın bakanları, Tayyip Erdoğan'ın kendisi, bu ülkede insanlar susturulmaya çalışılıyor. Gerçekler konuşulmasın isteniyor, tartışılmasın isteniyor. Diyorlar ki arkadaşlar, sizin için söylüyorlar, herhangi bir endişe yaratacak haber yaparsan seni bir yılla üç yıl arasında mahkum ederim diyorlar. Halkın sorununu
Eğer sen gündeme getirirsen seni hapsederim diyorlar. Hiçbir değeri yok. Hiçbir karşılığı yok. Dünyadaki faşist diktatörlüklerin büyük bir kısmı seçimle geldi arkadaşlar. Seçimle geldiler. Üstelik de bir sürü hamaset yaparak, insanların duygularıyla oynayarak geldiler. Bedelini o ülkenin insanları çekti ve dünya çekti. Milyonlarca insan öldü. Katledildiler, işkence gördüler. Şimdi bu salgın nedeniyle birçok kişiyi cezaevinden çıkarmamıza rağmen hala cezaevleri tıklım tıklım dolu. Üst üste yatıyorlar insanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin imajı bu değil. Onun için bu ülkenin insanları için yardımcı olun. Yandaşlık ihanet noktasına gitmemeli. Doğru olandan tavır alın. Milletinizden yana tavır alın. Ahlaklı bir iş yapmanın, erdemli bir iş yapmanın hazzını yaşamak gerekiyor. Bu millet için ödeyemeyeceğimiz hiçbir bedel yok. Bizi kendi kirli emellerine alet etmek isteyenlere karşı yüreğimizi açıyoruz. Samimiyiz, içteniz. İnsanları kucaklamak istiyoruz. Evlatlarımızın ölmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Katar'a gönderilecek olan askerlerimizin ve polislerimizin gideceği güne kadar konuşacağım. Gittiği güne kadar. Sosyal medyadan ne söylemem gerekiyorsa söyleyeceğim. Bir annenin bir evladına sahip çıkmak için, kendi ülkemin evladına sahip çıkmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Siz pencereden resim çekmeye devam edin. Sizin gündeminiz o olsun. Benim gündemim milletim. Benim gündemim ülkem. Benim gündemim gençlerin geleceği. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi bu. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak partimin bu sonuna kadar arkasında duracağım ideallerinin bir numaralı savunucusu olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Arkadaşlar, birlikte çalışacağımız şey ne? Kadının kılık kıyafetiyle ilgili bir yasa teklifi verdik. Ve dedi ki, bunu sağa sola çekiştirmeye, ayrı çatışma alanları yaratmaya hiç gerek yok. Sade, net, anlaşılabilir bir teklif verdik. Tüm kadınlarımız için. Bütün kadınlarımızın giyim kuşamı ile ilgili tartışmaya son vermek için. Bunun için bize küfreden, bize hakaret eden, çirkin sözler söyleyen insanlara da döndük yüzümüzü, dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu getiriyoruz, birlikte çıkartalım dedik. Şimdi bize ne söyleyeceklerini bilmiyoruz. Nereye çekeceklerini bilmiyoruz. Başka bir çatışma alanı yaratacaklar mı bilmiyoruz. Konuşma dillerinin uygun olmamasından bunu çıkartıyoruz. O yüzden siyasetçi önüne gelen bilgiye göre konuşur. Önümüze bir bilgi gelirse onun da cevabını veririz. Başka sorusu olan? Evet, bu hanelerdeki yabancılar tartışması başlıyor. Evet. İnsanların ilgisi dışında birilerinin hanelerde göründüğü, devletten bilmiyoruz, erimemesi diye bir olarak hani bu günleri de o yönde ayarlanması noktasında
Çok teşekkür ederim. Şimdi birincisi çok net olarak söylüyorum. Dün de ifade etmiştim. Seçim güvenliği çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nde yurttaşlık hakkını kazanmış, seçme ve seçilme hakkını kazanmış vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanması, sağlıklı bir şekilde oy kullanması çok değerli. İktidar partisinin bugüne kadar hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde oyla ilgili, oy kullanmayla ilgili çeşitli hillelere başvurduğunu şahit olduk. Şimdi böyle hillelerle tekrar belirli seçim bölgelerinde üstünlük kazanmamaları için Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Masası'nın bileşenleri birlikte seçim güvenliğiyle ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Şunu biz de duyuyoruz. O hanede oturmayan insanların o hanede oturuyormuş gibi gösterilip oy kullanmalarının sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını biz görüyoruz. Bununla ilgili adrese dayalı bilgiler geldiği zaman hemen oradaki örgütümüzü harekete geçiriyor ve bununla ilgili itirazlarımızı şimdiden yapıyoruz. Yurttaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne santral numarasına ulaştıkları zaman seçim güvenliğiyle ilgili ben bir şeye şahit oldum demeleri halinde o kişiyle ilgili sorunu aktardığı sorun ciddiyetle ele alınıyor. Biz bu iktidara güvenmiyoruz, kendimize ve milletimize güveniyoruz. Biz milletimizle birlikte sandığı güvence altına alacağız ve sonuna kadar düzgün bir seçimin yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, daha önceden de söyledim. Asgari ücreti arttırmak düzgün bir ekonomide vatandaşımızın rahat yaşayabilmesi için düzgün bir ekonomik girişim değildir. Asgari ücreti arttırdım. Kaç paraydı? 3.000 liraydı, 5.000 lira yaptın. 5.000 liraydı, 8.000 lira yaptın. Ama mazota %150 zam yaptın. Ekmeğe zam yaptın, gübreye zam yaptın. Ya yani doğalgaza zam yaptın, elektriğe zam yaptın. Kaç? %100'ün üzerinde, %150'nin üzerine zam yaptın. Asgari ücreti arttırdın, ne oldu? Para pul oldu. Peki bunun vatandaşa bir faydası var mı? Hayır, yok. Ülkeye bir faydası var mı? Hayır, yok. Şimdi enflasyon artışlarının, geçen yılki enflasyon artışlarına göre vergi dilimleri belirleniyor. Ama enflasyon öyle bir şekilde artıyor ki, TÜİK'in söylediği başka, bilim insanlarının söylediği başka, ama öyle bir şekilde artıyor ki artık ve aldıkları maaşlar vergi dilimleri nedeniyle tamamen kuş haline getiriliyor. Yetersiz hale getiriliyor. O yüzden kesinlikle Ocak ayı beklenmeden vatandaşların bir de buradan zarar etmelerinin önüne geçmeli bakanlık. Bir an önce tedbir almalı. Bu insanların feryatlarına kulak açmalılar. İnsanların aldıkları maaş bırakın ailelerini geçindirmeye 3 günlük, 5 günlük giderlerini karşılamıyor. Bunun için düzgün bir ekonomi gerekiyor. Bunun için Merkez Bankası'nın özelliği gerekiyor. Bunun için Merkez Bankası'nın kendisinin ve başkanının siyasi vesayetten kurtulması gerekiyor. Bunun için gerçekten liyakat sahibi ekonomide bakanların gelmesi gerekiyor. Yani Nebati gibilerinin bu ülkede bakanlık yapmaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ediyoruz. Ediyoruz. Elinizde böyle bilgiler varsa arkadaşların getirdiği lütfen bize iletin. Önümüzdeki basın toplantısında direkt onlarla da ilgili vereyim. Bana müsaade ederseniz arkadaşlarıma söyledim. Bana iletecekler. Bu konudaki yaptığımız tespitleri size bilgi verelim. Bununla da ilgili gerekirse bir röportaj veririz. Oldu mu efendim? Saygılar. Görüşmek üzere.